mi iki tanesi? Burada mı? Konuşana verecektin abi. Evet. Yok tabii ya. Bu haftaki basın açıklaması 10 Haziran 1994'te Diyarbakır'da kaybedilen Murat Aslan'ın kardeşi Fatma Aslan'ın olacak. 33 yıldır soruyoruz. Yusuf Erişti nerede? Bir devletin kendi koruması altındaki bir insana karşı işlenen suçları uluslararası hukuka uygun bir biçimde soruşturmaması ve kovuşturmaması o insanın ailesinin adaleti, erişim hakkının ihlali anlamına gelir. 990 haftadır göz altında kaybedilen insanlarımızın akıbetini açığa çıkartacak, suçun fail ve sorumlularını tespit edecek etkin soruşturma ve kovuşturmalar yapılmasını talep ediyoruz. 990 haftamızda Erişti ailesinin 33 yıldır ihlal edilen hakikate ve adalete ulaşma haklarının sağlanmasını talep ediyoruz. 30 yaşındaki Tokat Reşadiye doğumlu Yusuf Erişti, 12 Eylül döneminde 2 yıl hapishanede kalmış, hapisten çıktıktan sonra birkaç kez gözaltına alınmış ve işkence görmüştür. Yusuf Erişti, 14 Mart 1991 sabahı arkadaşlarıyla buluşmaya gitti. Belgrad Kapı civarında terörle mücadele polisleri tarafından gözaltına alındı ve Gayrettepe Siyasi Şube'ye götürüldü. Avukat Fethiye Peşken gözaltında tutulan Yusuf ile görüşmek için DGM'ye başvurarak görüşme izni aldı. Ancak Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğinde Yusuf'la görüştürülmedi. Bunun üzerine Peşken 29 Mart'ta polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusundan sonra emniyette verdiği cevapta Yusuf Erişti'nin gözaltında olduğuna ilişkin bir kayda rastlamamıştır dedi. Ancak aynı operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanıp İstanbul Bayrampaşa cezaevine gönderilen bazı kişiler Yusuf Erişti'yi gözaltına alınırken ve emniyette sorgulanırken gördüklerini avukatları aracılığıyla kamuoyuna açıkladılar. Yaptıkları açıklamada Yusuf'a işkence yapan polislerin seni gözaltına aldığımızı kayıtlara geçirmedik. Buradan ölün çıkar, kimsenin haberi olmaz dediklerini söylediler. Bir kişi de Yusuf'a yoğun işkence yapıldı. Onu en son 17 Mart'ta komaya girmiş halde hücresine götürülürken gördüm dedi. Ayrıca 13 Mayıs 1991 tarihinde bir üniversite öğrencisi Taksim'de 1 Mayıs'a katıldığı için gözaltına alındığını, sorguda polislerin kendisini seni Yusuf Erişti gibi öldürürüz, kimsenin haberi olmaz dediklerini açıkladı. Milletvekili Mahmut Alınak 25 Nisan 1991 tarihinde Başbakan Yıldırım Akbulut'un cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde tanıkların ifadelerini aktararak Yusuf Erişti'nin akıbetini sordu. Önergeyi cevaplayan dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Yusuf Erişti gözaltına alınmamıştır. Önergede iddia edilen hususların gerçekle ilgisi yoktur dedi. Baba Bekir Erişti, başta Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Başbakan Yıldırım Akbulut olmak üzere bütün siyasi partilerin genel başkanlarına, İstanbul Valiliği ve Cumhuriyet Savcılığına 30'a yakın dilekçeyle başvurdu. Baba Erişti ve avukatları tarafından yetkililere sunulan dilekçeler suç duyurularına rağmen olayla ilgili herhangi bir soruşturma başlatılmadı. Yusuf'u kaybedenler cezasızlıklarıyla kaldılar. Gözaltında kaybedilişini 33. yılında Yusuf Erişti dosyasının maddi gerçeği açığa çıkartacak etkinlikte bir soruşturma, kovuşturma yapılması, faillerin işledikleri ağır suçla orantılı olarak cezalandırılması talebini bir kez daha tekrarlıyoruz. İşte için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etme zorunluluğu olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Babamları 1,5 yıl önce kaybettik. Babamızın nefesine kadar rahatsız edildi. O da dedi ki, kapıya gelen insanlara, evladının ya bir saç telini ya ona ait bir şeyini getirin dedi. Son nefesine kadar oğlunu istedi. Yusuf için, Bekir amca için, tüm kayıplarımız için, Yusuf ve tüm kayıplarımız için adalet. Yusuf'un şahsında tüm kayıplarımız için. Adalet için.